Doların normal seviyesi sizce ne? 1 lira bence. Normal seviyesi. Beklediği maaşı da değiştiriyor çünkü enflasyon. Çünkü fiyatlama yapılamıyor. Bu sefer o maliyet de artmaya başlıyor. Kim kazanıyor peki dolar yükselince? Böyle sorunca birden bir şaşırdım. 1 dolar 1 lira olsun, yarın bir karar çıksın. Ertesi gün krize gireriz. Döviz krizine. Niye biliyor musun? Cebinizde 1 lira var ama kredi kartınızda da 10 lira borcunuz var. Kaç ekstra dönemi bunu kurtarabilirsiniz bu şekilde? Kurtarabilecek miyiz? Kaybolmaz para. Biçim değiştirir. Bakan değişince bir şeyler değişti mi? Niye Berat Albayrak kızayım ki? Böyle oradan buraya, buradan buraya derken ahtapot gibi böyle... Millet İttifakı veya CHP iktidara gelse şu andaki ekonomik tabloyu düzeltebileceğini düşünüyor musunuz? 128 milyar dolarımız kayıp. Aranıyor. Wanted. Game of Thrones'ta vardı ya, Lannisters always pay their debt der. Hani Lannister'lar her zaman borcunu öder. Ne yapmak gerekiyor bu durumda? Bu 40 milyar doları bir yerden bulman gerekiyor. Çünkü sen basamıyorsun bu 40 milyar doları. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki gel yabancı gel. Anladın mı? Ya, gerek yoktu ki bu taktiklere yani. Gerekirse açık açık basıyorum parayı dersin. Evet, merak edilen de bugün konuğumuz Doçent Doktor Oğuz Demir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce şuradan bir başlayalım. Bu dolar normal seviyelere doğru gelecek mi? Bizim Türk lirası da bir önümüzdeki zamanlarda değerlenebilecek mi? Nasıl gidecek? Şöyle bir anketle başlayalım. Doların normal seviyesi sizce ne? 1 lira bence. Normal seviyesi. Yani benim için normal. Normal seviyesi şu an olduğu seviye. Yani 7.60'lar. Arz ve talep birbirini karşılamadığı zaman o fiyat yukarı doğru gitmeye başlar. Piyasanın belirlediği fiyat öyle ya da böyle bugünkü sistem içerisinde normal fiyat. Eğer ülkenizde çok dolar olsaydı normal fiyat daha aşağıda olacak. Ama bu fiyatın normal olması bizim için iyi olduğu anlamına geliyor mu diye sorarsanız tabii ki hayır. Evine akşam meyve götürecek bir amcanın yaşadığı dram da aynı şeye dönüşüyor. Yani hepimiz bizim için iyi olmayan fiyatlarla karşı karşıya kalmaya başlıyor. Bir kere her şeyden önce bu var. İki, bu tip artık hızlı bir şekilde yükselen ve aslında hepimiz için iyi olmayan fiyatlar bir noktadan sonra firmaların fiyatlama yapabilmelerinin önüne geçmeye başlıyor. Çok oynak olmaya başladığında dolar, bu sefer siz hangi fiyatla ürettiğiniz malı satacaksınız? Çünkü maliyetiniz günden güne değişiyor. Farkında değilsiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının beklediği maaşı da değiştiriyor. Çünkü enflasyon. Çünkü fiyatlama yapılamıyor. Bu sefer o maliyet de artmaya başlıyor. Bakın son enflasyon rakamları, hatta son 2-3 senedir kurdaki bu sıçramanın aslında ne kadar dengesiz bir ortam oluşturduğunu, hani normalden dengesize geçelim. Türkiye ekonomisi krize girdiği dönemlerde, kur sıçradığı dönemlerde üretici fiyat endeksi dediğimiz, üreticilerin maliyetlerini bir şekilde izlediğimiz gösterge fiyat artışlarıyla tüketici fiyat endeksi dediğimiz, tüketicinin satın aldığı son o nihai ürünü ödediği fiyatlardaki artış makası açılmaya başlıyor. Mesela son dönem. Türkiye'de şu an üreticilerin maliyetleri son bir yıl içerisinde %25 artmış. Tüketici enflasyonu kaç? %15.67. Bu şu demek. Üreticinin maliyeti, yani aldığı ürünü 100 liraya alıp işliyor ya, ya da 100 liraya mal ettiği ürünü 125 liraya işliyor. Geçen sene 110 liraya, yani 10 lira kar koymuş diyelim. 110 liraya sattığı malı ise sadece bu sene işte üzerine %15 koyaraktan ne yapıyor? O da yaklaşık 121 liraya satabiliyor. Zarar etti bakın, farkındaysanız. Ve bu zararı ne kadar süre götürebilir bir işletmeci? Ne kadar süre dayanabilir? Dayanamıyor zaten. Kim kazanıyor peki dolar yükselince? Türkiye'de dolar tasarrufu olanları dışında Türkiye'ye dolar getiren kazanıyor. Çünkü yüksek paradan bozuluyor. Türkiye'de dolar tasarrufu olanlar kimler peki? Valla işte sayılarını bilmiyoruz ama bankalarda tuttukları paranın yaklaşık 235 milyar dolar olduğunu biliyoruz. Doları olan kazanıyor. O da aslında kazanmıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa kazanmıyor. Niye biliyor musunuz? Az önce söyledim, o maliyet artışları ve enflasyonları ötürü. Zaten satın alma gücünü koruyabilmiş oluyor sadece. 1 lira yani 1 dolar 1 lira yakın vadede, hani benim yaşadığım süre içerisinde ben çok görebileceğim bir tutar olduğunu düşünmüyorum. Yani niye yatırım mı yapmıyorlar Türkiye'ye o sebeple? Hayır. Bir kere bizim ekonomimizin temel bazı sorunları var. Birincisi, hiçbir zaman bizim ülkemizdeki döviz talebi döviz arzının altında kalmıyor. Ne demek istiyorum? Biz dünyadan mal alıyoruz, dünyaya mal satıyoruz. İhracat, ithalat. Her sene bizim 50 milyar dolara yakın dış ticaret açığımız var. Yani bir kere 50 milyar dolar bir talep çıktı ortaya. Şimdi bunun dışında... Yani biz zarardayız. Tabii şu an biz dışarıya her yıl 50 milyar dolar bulmamız gerekiyor. Bunu nereden buluyoruz? Turizmden bulabiliyoruz. Yaklaşık 20-25 milyar dolar civarı. Bu da şu demek, o 25 milyar, işte 50 milyar açık kalmıştı. 25'ini öyle kapatacaktık. Bu sene pandemiden ötürü o da olmadı.
O da 7-8 milyar dolarda kaldı. 40 milyar dolar. Ne yapmak gerekiyor bu durumda? Bu 40 milyar doları bir yerden bulman gerekiyor. Çünkü sen basamıyorsun bu 40 milyar doları. E ne yapıyorsun? Diyorsun ki gel yabancı gel. Benim ülkemde şirket kur. Hadi bunları yapmıyorsun. Bana güvenmiyorsan gel benim hisse senedi piyasama gir para kazan. Gel ben sana yüksek faiz ödeyeyim. Sen Amerika'da %2-3 alıyorsan gel ben sana 17 ödeyeyim. Gel bana yeter ki çünkü benim bu parayı ödemem lazım. Yoksa kilitlenir sistem. Ve bunu... Biz şu an öyle mi diyoruz yabancı yatırımcı? Neden Merkez Bankası faiz artırsın diye bas bas bağırıldı? Mesela bunun bedelini çok ağır ödedik. Merkez Bankası faizi arttırınca ne oldu? Sen Almansın. Birikimin var. 10 milyon euro. Sana Almanya diyor ki 10 milyon euroyu bankaya getirir koyarsan sana 2 sene sonra eksi faizle 9 milyon 880 bin euro veririm diyor. Yeter sen bu parayı harca diyor. Tutma diyor. Ben de sana diyorum ki Türkiye boşver sen kendi hükümetini. Gel bize. Sen bu 10 milyon euroyu koy benim bankama. Ben sana 1 yılda %17 faiz vereceğim diyorum. Sen ne yapıyorsun? 10 milyon euroyu getiriyorsun. Kaç liradan getiriyorsun? 9 liradan olsun. 90 milyon TL yapıyor. %20 de faiz aldığını düşünürsen senin 90 milyon lirana 18 milyon lira faiz alıyorsun. 90 milyon liran Türkiye'de senin 108 milyon TL olur. Ama sen almazsın. Sen o hesabı bilmezsin. Sen bu 108 milyon lirayı alacaksın geri döneceksin. Sen bu 108 milyon lirayı hangi kurdan euroya çevirip ülkene döneceksin. Eğer sen örnek veriyorum 12 liradan bozdurmak zorunda kalırsan 90 milyondan 85 milyona inmiş olacak senin euro cinsinden para. Ama sen geldiğin kurdan bozdurursan 9 lira diye söylemiştik. 9 liradan euro almayı başarabilirsen sen 1 yılda euro cinsinden birikimine %17 para kazanmış oluyorsun. Senin ülkende enflasyon kaç? Yıllık %1. Reel getiri kaç? %16. O yüzden Türkiye'de kur istikrarı için yabancılar bu kadar bastırıyor. Çünkü siz bizi diyor bir yerde kazıklıyorsunuz. Aradaki açığınızı bize dolarımızı yüksek faiz vereceğim işte biz de kazanırsınız diye getirttiniz. Ama şimdi ben giderken öyle bir para ödüyorum ki yani öyle bir para geçiyor ki elime dolar euro cinsine zarar etmiş oluyorum diyor. O güven o yüzden sarsıldı yabancıda. Şimdi ise tam tersine döndü. Diyoruz ki ya dünyada para bol zaten gel bak %17 Merkez Bankası da gereken her hamleyi yapacak. Kur değişse bile diyor gerekirse ben onu faizle takviye edeceğim diyor. Yabancıya verdiği haber bu. Yerliye verdiği de şu artık Türk lirasına dön. Türk lirasına çok kazanacaksın diyor. Burada aslında yapmaya çalıştıkları şey para politikasının ya da bu faiz politikasının asıl mantığı fiyatları kontrol edebilmektir. Bizim borçlanmak yerine yüksek faiz ortamında para harcamak yerine tasarruf etmemizi teşvik eder yüksek faiz. Millette zaten gelir kalmadı. Borçlanacak hal de kalmadı. Dolayısıyla şu an yüksek faizden kim faydalanır? Bir, ülkedeki birikmiş sermaye sahibi dışarıdan gelip Türkiye'ye para getiren. Bu dengesizlik devam ettiği sürece, bu açık devam ettiği sürece o yüzden para politikası ya da faiz artışları bu sorunu çözmüyor. Faiz artışları, açık dediğiniz dış ticaret açığı. Dış ticaret açığı ve cari açıktan bahsediyor. Yani o toplam açıktan bahsediyor. O neden oluyor dış ticaret açığı? Hiç böyle açığın olmadığı, fazlanın olduğu olmadı mı? Mesela oldu. Geçen sene. Geçen sene 3 milyar dolar fazla verdik mesela. Ama o dönemde de şöyle bir şey var. Üretimin tükeniyor bu sefer. Biz ülke içerisinde üretim yapmadığımız için ithalat yapmadık geçen sene. Bu da bu sefer başka bir dengesizliğe neden oluyor. Ama asıl dengesizlik şu. Ülkenin üretim dengelerini ithal girdiye ve ithal son ürüne bağlamış olmak. 1 dolar 1 lira olsun yarın bir karar çıksın. Ertesi gün krize gireriz. Döviz krizine. Niye biliyor musun? 1 lira 1 dolar olduğu an sen bugün almaktan vazgeçtin cep telefonunu gidip alıyorsun. Hakkın tabii ki alacaksın yani ona bir itirazım yok. Ama diyorsun ki ithal bu. 5 tane telefon satılırken 155 tane telefon satılacak. Bir anda ithalat arttı gördün mü? Burada üretmiyorsun ki. Şu an 15 bin lira ödediğin telefon 1'e geldiği zaman 3 bin lira vereceksin. 3 bin lira vereceksin. Almaz mısın? Alırım. Bence de alırsın. Bence alırım, hepimiz telefonları yenileriz. Alır. Bak 1 lira inmesine gerek yok. 5'e insin hepimiz yeniveririz. Evet. ne olur o zaman? İthalat patlar. Gene döviz o zaman, o zaman döviz bulamazsın ödeyecek. Yani 170 milyar dolarlık, 220 milyar dolarlık ithalatın bir anda 350 milyar dolar olur. Bulamazsın dediğin Türkiye devleti Türkiye'de bulamaz. Türkiye'de dolar bulamazsın. Türkiye Cumhuriyeti'nin dolar olmaz zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin dolar işlemlerine karşı rezervi olur. Tamam mı? Merkez Bankası'ndaki bu rezerv meselesi. Evet çünkü sen ithalatçısın yurt dışına döviz ödeyeceksin. Artık bir yerden o dövizi bulman lazım piyasada. Piyasada yoksa ben son bir çare olarak sana bunu satmakla yükümlüyümdür ki piyasa kilitlenmesin. Adama istediğin kadar Türk lirası ver. Şimdi sen Türksün orası İtalya. Almışsın oradan otomobili ya da işte ne aldıysan. Adam diyor ki bana euro ödeyeceksin. Sen diyorsun ki sattım ben Türkiye'de elimde Türk lirası var al kardeşim diyor. Alıp onu yakar o. Ne işine yarayacak Türk lirası onun? Ona euro gitmesi lazım. Sen piyasada gideceksin diyeceksin ki bana euro verin adam gırtlağıma çöktü. Parasını ödemem lazım. Ben diyeceğim ki ben satmıyorum kardeşim euro muru. Ben korkuyorum bu ülkede. Kriz olur dediğim şey bu. Sen nereden alacaksın en son çare bu euroyu? Gideceksin işte Merkez Bankası'ndan, bankalardan alacaksın.
fazla ödeyeceksin. Daha pahalıya alacaksın. Çünkü piyasada bulunmadığı için. Aslında konu güzel bir yere geldi. Bu güncel bir tartışma. Bilerek yaptım. Rezervlere getirdim. Evet hocam diye. Oraya bilerek getirdiniz. Onu fark ettim. Merkez Bankası'nın rezervleri resmi olarak ekside görünüyor. Evet. Ama nette. Erdoğan 95 milyar dolar rezervimiz var diye bir açıklama yaptı. Hatta bugün de dedi ki rezervlerimiz fena durumda değil falan. Ne hangisi doğru? Böyle sorunca birden bir şaşırdım. Teknik olarak ikisi de doğru. Rezerv ne demek bu arada? Yani bir yerde tutulan dolar iktidarı... Sadece dolar değil. Dolar, euro, altın cinsinden, yabancı para cinsinden az önce söylediğim nedenle piyasa sıkışır da bir şey olursa bankalar iyi giden dönemlerde merkez bankaları rezerv biriktirir. 95 milyar dolar brüt. Yani toplamında bizim mal varlığımız var. Alacağımız var öyle diyeyim. Ama bizim borçlarımız onun içerisindeki kısa vadede geri ödememiz gereken şeyleri üstüne koyduğumuz zaman 45 milyar dolar negatifte kalıyoruz. Şöyle bir dünya oluşsa. Dünya duruyor kardeşim ve herkes birbiriyle helalleşecek dediler. Biz helalleşemiyoruz. Bizde 45 milyar dolar haram var. Yani borcumuz elimizdeki varlıktan daha yüksek. Cebinizde 1 lira var ama kredi kartınızda da 10 lira borcunuz var. Kaç ekstra dönemi bunu kurtarabilirsiniz bu şekilde? Kurtarabilecek miyiz? Kurtarırız ya. Türkiye kurtarır. Bir güven sıkıntısı var. Ama bir taraftan da az önce söylediğim gibi piyasada para kazanma güdüsü var maalesef. Game of Thrones'ta vardı ya Lannisters always pay their debt der. Hani Lannister'lar her zaman borcunu öder. Yani şimdi Türklerde böyledir yani öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti borcunu öder. Bu bilinir. Buradaki sorun bütün bu süreçlerde işi sadece bir yere kitlemiş olmamız yani bu finansal tarafa kitlemiş olmamız ve o kitlenmişlik içerisinde geri kalan bütün ülkenin bütün bunların bedelini ödüyor olması. Ödersin 3-15 milyar dolar gelir yarın biraz daha faiz artar. Bir 15 daha gelir. Her şeyden önce ne olmuş olur? Bu arada siz işte fiyatlama yapamayan bir özel sektör yaratırsınız. Çünkü kur böyle 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 oynar. Tüketiciniz ne yapacağını bilemez. Millet eline geçen her parayı dolara çevirmeye koşar. Bize zararlı oluyor böyle bir şeyin yani işte, sade vatandaşı. Söylediğim gibi yani enflasyonla karşılaşıyorsun. 3 gün önce şimdi mesela neden hala fiyatlar daha yüksek? Çünkü pandemiden korkan üretici yılın son çeyreğinde yüksek kurdan ham madde satın almış. O yüksek kurdan ham maddeyi stoklamış yarın bir gün alamam diye. Maliyet onun belli Türk lirası cinsinden. Yani 100 dolara aldığı bir malın o dönemki ödediği para 900 lira. Yani bugün 750 liraya düştü evet ama o gün 900 liraydı. Adam ne, hangi fiyattan fiyatlama yapacak? 900 liralık maliyet üzerinden fiyatlama yapacak ki onu çıkarabilsin arada. Biz pandemi döneminde ekonomimiz büyüdü dediler. %1.8 hatırlayın işte birkaç hafta önce büyüme rakamları açıklandı. Hangimizin geliri toplamda %1.8 arttı? Birilerinin arttı demek ki toplamda büyüdük. Ama biz biliyoruz ki birçok insan gelir kaybetti bu dönemde. İş kaybetti. Demek ki ortada birilerinin kaybettiği bir şey var. Peki bu pandemide zenginler zenginliklerine zenginlik kattı mı? O hem de nasıl? Bak kaba bir rakam vereyim size. Hesabında 1 milyon lira olan vatandaş sayısı arttı zaten de. O 1 milyon liranın üstünde mevduat tutan vatandaşların toplam serveti bir yılda ne kadar arttı? 568 milyar lira. Daha mı çok ürettiler? Daha mı çok yatırım yaptılar? İşsizlik fonundan işsiz kalan insanların maaşlarını şu an biz biriktirdiğimiz, hep beraber biriktirdiğimiz paralardan ödüyoruz. Devlet kendisi ödemiyor. Tüketici kredileri ne kadar arttı biliyor musunuz? Tesadüftür belki de. 560 milyar lira. O durduğu yerde 568 milyar lira daha zengin olurken sen durduğun yerde 568 milyar lira daha yoksul oluyorsun. Hani bugün Sayın Cumhurbaşkanı şey dedi ya bu para rezervdir buharlaşıp uçmadı ya işte Merkez Bankası'nda bir şekilde duruyor. Yani kaybolmaz diyor. Haklı evet bak gördüğünüz gibi para kaybolmuyor. 568 milyar lira buradan hop buraya gidiyor. Kaybolmaz para. Biçim değiştirir. Yani sende ekmek olan para bir başkasında pasta olur. Gelir adaletsizliğinde nereden nereye geldik peki pandemide? Pandemi rakamları henüz daha açıklanmadı Türkiye İstatistik Kurumu ama pandemiden önceki senenin dahi zaten o krizle beraber gelir adaletsizliğini arttırdığını biliyoruz. İşçinin gelirleriyle sermaye sahibinin geliri, rant gelirleri arasındaki fark açılmış durumda. Yani işçi daha az kazanıyor gibi gözüküyor. Bu dönemde en azından 5-5,5 milyon insanın gelir kaybına uğradığını biliyoruz. Demek ki toplumun geniş kesimlerinin ki asgari ücret ve civarında çalışan insan sayısının 10 milyon civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Evet. Demek ki çok büyük bir kitlenin bir gelir kaybı var bu ülkede. Peki bu pandemi döneminde ekonomik sistem açısından böyle temel değişiklikler oldu mu? Pandeminin etkisi hani pandemi esnasında ortaya çıkacak bir şey değil aslında. Hani bir yangının ortasında yangının hasarını göremezsiniz. Ya da bir işte tsunami ancak sular çekildikten sonra ne kadar hasar bırakmıştır görürsünüz. Kalıcı hasarı. Dolayısıyla şu an sadece tahminlerde bulunabiliyoruz. Buna uluslararası bir işbirliği gerekiyor. Ama bakın birçok konuda neden dünyanın işbirliği yapamayacağının en güzel örneğini belki pandemide yaşadık biz. Aşı meselesinde. Hı hı. Değil mi? Ortada
bir aşı var. Birbirleriyle kavga etmekten aşı yapamıyor farkındaysanız. Hadi aşıyı kendi ülkelerine yaptılar bunlar. Geri kalan bilmem kaç milyarlık nüfus hala aşısız ve virüs tehdidi altında yaşayacak. Yani bak aşıda bile anlaşamadılar. Çin bize aşıyı gıdım gıdım veriyor. Rusya'nın aşısı bilmem ne o onu kötü ilan ediyor. Yani uluslararası politika ve ilişkiler şu an bizim yani en önemli yaşam yani hayatta kalma hakkımızdan daha kıymetli hale geldi farkındaysanız. Yani aşı savaşlarından bahsediliyor. Aşının savaşı mı olur? Buradan nasıl ben umutla bakabilirim ki? Tek ümidimiz şu olabilir. Başka bir jenerasyon yetişiyor diyoruz ya hep. Hani böyle çok umutlandırıyorlar bazen beni. Sonra da bir şeyle karşılaşıyorsun. İşte çok umutsuzluğa düşüyorsun falan. Galiba her kuşak bir sonraki kuşak evet. Umutlu olarak görüyormuş. Öyle mi? Bir de öyle bir durum var. Tekrardan demokratik uygulamalara geçsek ekonomi düzelir aslında diye düşünüyorlar. Şu an kimin geçtiği de önemli. Türkiye'nin o hani bir dönem demokratikleşme yolunda attığı adımlar vardı ya. Bunlar gündeme gelse bile bunları kimin yaptığı şu an belirleyici olacak. Çok denendi. Çok hayal kırıklığı yaratıldı. İşte demokratikleşme paketi ilk paket değil ki bu. İnsan hakları eylem planı. Bugün açıklanmış olan ekonomi reformu daha önce konuşulmadı mı? Yıllardır konuşuluyor. Gıda sürekli reform yapılıyor zaten benim gördüğüm öyle. İşte. Yani reforma ihtiyacın falan yok. Reform sadece bir hikaye yaratma. İnsanlar artık hikaye ve masallardan sıkıldı. Öyle ondan demiyorlar sıkıldı. Ama örneğin Berat Albayrak'tan çok ümitli olan yatırımcılar vardı. Ya işte tamam onlar sonuçta o ümitlerinin karşılığını aldılar. Bakan değişince bir şeyler değişti mi? Değişmez arkadaşlar. Ne kadar istesek de sadece bir miktar üslup değişiyor. Çünkü nihai karar verme mekanizması değişmiyor. Karar verme mekanizması katılımcı değil. Karar verme mekanizması küçük bir elitin ortasına sıkışmış durumda. Böyle bir yapıda toplumun ne yaşadığını anlayabilecek bir devlet aygıtı yok şu anda. Anlamıyor devlet milletini. İstediği kadar reform yapsın. Kimsenin umurunda değil ki. Adam yumurtanın fiyatıyla ilgileniyor. Yumurtanın fiyatının düşmesi de öyle reformluk bir iş değil yani. Yumurtanın üretimini arttırırsınız. Niye arttırmıyorlar? Bunun üzerinden kurulmuş bir rant sistemi var. Nasıl bozsun bunu? İşte bunu konuşmuyor muyuz? Tarladan masaya gelene kadar süreçte yüzlerce insanın tekeli var orada o süreçlerde. Çiftçiyi küstürmüşsün. Adam senin önüne 60 kuruşa gelen yumurtayı 3 kuruşa ondan satın almaya çalışıyor. Onu korumamışsın. Bir de çok güzel bir sistem yapmışsın. Ben köylü çocuğuyum biliyorum yani. Bizim köyde herkes emekli maaşı alıyor arkadaşlar. Adam diyor ki çamura batacağım. Hasta olacağım. Ama o arada ilaççıya para ödemenin derdine düşeceğim. Gübreciye para ödeyeceğim. Elimde 3 kuruşluk ürün olacak. Bunu da satacağım parasını 6 ay sonra bana tüccar ödeyecek. Yani diyor ki ben alırım 1500 lira paramı. Kendi yiyeceğim kadar domates. Bana ne ya aç kalsın diyor. Tanzim çadırları açıldığında hal reformu konuşuluyordu. Ne oldu hal reformu? Reforma ihtiyacın yok ki. Yani devletsin. Türkiye'de devletin yeri geldiğinde ne kadar nobran olduğunu hepimiz biliyoruz. İş hal mekanizmasına gelince mi devlet süt dökmüş kediye dönüyor? Olur mu öyle şey? Yani? Niye öyle oluyor peki? İşte dediğim gibi bu aradaki mekanizma oldukça yüksek. Oradakileri incitmek istemiyorlar tabii mı? Tabii ki. Çiftçiyi duyuyor mu? Yani bunun sesinin oraya gitmesi lazım. Bu isyanın, bu fikrin oraya gitmesi lazım ki burada bir sorun var. Bak. Ama yönetenler de şunu biliyorlar sonuçta. Bu insanlar oy veriyorlar. Oyu da ekonomiyle yönetmiyor şu anda. Neden kaybetti İstanbul seçimlerini, Ankara seçimlerini? Çünkü duymuyor. Duymadığı zaman vatandaş diyor ki sen beni duymuyorsan ben kendimi duyururum oyla diyor. Ama bu genel siyasete geldiğinde tek değişken değil. Yani ben çok siyasetten anladığım için söylemiyorum ama ekonomi bugüne kadar belirleyici olsaydı bizim son 3 senede yaşadığımız, yediğimiz dayağın haddi hesabı yok. Yani vatandaş en azından biraz daha sesi duyulur hale gelirdi. Siyasetçi oraya bir bakardı. Ama demek ki oy kaybetmediğini düşünüyor. Ya da o küçük grup oy kaybetmiyoruz diyor. Belki oy kaybetmeden seçim kaybedebilirler. Örneğin işte Millet İttifakı veya CHP iktidara gelse şu andaki ekonomik tabloyu düzeltebileceğini düşünüyor musunuz? Çok yapısal sorunumuz var. Kısa vadede iyileşme olabilecek bir hava olur. Az önce söylediğim gibi sistem ve mekanizma değiştiği andan itibaren daha inandırıcı bir iktidar göreve geldiği andan itibaren bir iyileşme yaşarız. Ama bu iyileşme bizim 2002'de 2003'te yaşadığımız iyileşme gibi bir iyileşme. Yani kriz sonrası kayıpları bir miktar telafi etme iyileşmesi olur. Onu bir adım ileriye taşıyabilmek için başka bir vizyon ona ihtiyacımız var. Şu partide vardır, bu partide vardır diyebileceğim bir şey ben üretim görmedim. Olması üretim, teknoloji, rekabetçilik hangi iktidar ihracatı, ithalatın daha önüne krize sokmadan ülkeye geçirebileceğini vaat edebilir ve bunu gösterebilirse o bu ülkenin ana sorunlarından birini çözmüş olur. Ali Babacan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugünkü iktidarda bakan Ali Babacan olsa mı? Bir şey değişmez. Yani Lütfü Elvan Ali Babacan'dan daha kötü bir adam değil ki. Berat Albayrak Ali Babacan'dan daha kötü bir adam değildi. Bunlar hep böyle şey magazinel tartışmalar. Şunu bana kim garanti edebilir? Bundan 15 gün sonra para politikası kurulu toplantısı öncesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kararnameyle bugün benim beğendiğim Sayın Naci Ağbal'ı görevden almayacağına dair bana bir kişi garanti versin. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bize hesap sorma zorluğu yaratıyor. Çünkü bir kişi var. Hesap sormak en sonda kalıyor. Yani rasyonalite ortadan gidiyor bir kişi olduğunda. Bir siyasi örgütle karşı karşıya kaldığınızda rasyonel davranabiliyorsunuz. Çünkü
orada bir duygusal ilişki sınırlı. Dolar tahmininiz var mı bu arada? Ben yani rakam tahmin edemem zaten. Öyle bir yeteneğim yok. Olsa zaten yani üçümüz de gider bence şu an dolar. Biz yani dolar alalım. Ona göre işler yapardık. Onu ben öğrenmek ama istiyorum. Sistem bu şekilde devam ettiği sürece dolar geriye gelse bile tekrar yukarıya doğru hareket eder. Hiçbir şey yok değil mi Türkiye'de? Ne oldu? Amerika'da tahvil faizleri arttı. Türk lirası 1 lira değer kaybetti. 80 milyar lira kısa vadeli, 80 milyar dolar kısa vadede ödemeniz gereken borç var. 1 lira artması demek 80 milyar lira daha cebimizden çıktı demek. Ne olacak? Evet. Bir de 128 milyar dolarımız var. 128 milyar dolarımız kayıp. Aranıyor. Wanted. Erdoğan dedi ki o hazinede duruyor. Bir yere gitmedi. Yani onu söylemek zorunda. Sırf yani doları düşürmek için böyle bir para harcandı mı? Ne düşünüyorsun? Harcanıldı canım. Zaten bunu ben söylemedim. Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki Mart-Nisan'da yapılan atakları önlemek için Merkez Bankamız döviz rezervini kullandı dedi. Şimdi biz bu yüzden Berat Albayrak'a kızamayız. Niye Berat Albayrak'a kızayım ki ben? Berat Albayrak orada bir profesyonel atanmış bakandı. Berat Albayrak muhtemelen bir plan sundu Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne. Böyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle yapacağız efendim dedi. Bu şartlarda şu sonucu bekliyoruz, bu şartlarda bu sonucu bekliyoruz dedi. Nihai kararı da Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Başka bir yol var mıydı peki? Var tabii. Faizi o zaman arttırsaydınız bugün %17 faiz olmaz. Biz o zaman diyorduk. Şimdi bana diyorlar ki mesela faiz arttır, faiz arttır dedin durdun her yerde. Şimdi bak faiz arttırıyor gene eleştiriyorsun. Ya yok eleştirmiyorum. Benim eleştirdiğim şey o zaman faiz artışını yapmış olsaydık bugün belki Türkiye'de politika faizi %10-11'de enflasyon da %8'lerdeydi. Faizi arttırmamasının makul sebepleri olabilir mi o dönem için? Ekonomide canlılığın devam etmesi oldu. Yani o yüzden yaptılar. Bunların hepsi anlaşılabilir. Siyasetçi bunu ister zaten. Her politikanın bir getirisi bir de götürüsü vardır. Oturur iyi siyasetçi şunu yapar. Getirisi ve götürüsü ölçmeye çalışır. Bu oyunda pandemi başladığında getiri ve götürü ölçümü yani götürü ölçümü kolaydı ama getiri ölçümü çok kolay değildi. Hesaplarınız tutmayabilirdi. O yüzden daha düşük risk nasıl hepimiz harcamalarımızı kıstık, dikkat ettik. Hepimiz ne yapıyorsak devlet bunu yapacaktı. Harcamalarını kesecekti. Yeri geldiğinde ufak dokunuşlar yapacaktı ve görünmez olacaktı. Bu kadardı. Ve vatandaşını ayakta tutmaya çalışacaktı. İşsizlik fonundaki parayı tahvil çıkartıyorsun işsizlik fonuna. Oradan hazine bunları satın alıyor. Hazine bunların üzerinden kağıt çıkarıyor. Merkez Bankası'na satıyor. Merkez Bankası oradaki kağıtları bankalara satıyor. Oradan para basmıyormuş gibi para basıyorsun. Anladın mı? Ya gerek yoktu ki bu taktiklere yani. Gerekirse açık açık basıyorum parayı dersin. Ama güvenilir olman gerekir bunu yapabilmen için. İşte o güveni yitirdiğin zaman bunları diyemiyorsun. Böyle oradan buraya, buradan buraya derken ahtapot gibi böyle. İşsizlik düştü. İstihdam arttı son açıklanan rakamlara göre. Normal doğrudur. Aslında matematik bunu söyler. Öyle oldu mu peki? Biz TÜİK'in rakamlarına pek işte güvenemiyoruz. TÜİK'in rakamlarına ben bugün itibariyle gerçekten yani zaten çok hani sorguladığım rakamlarda ama bugün artık zıvanadan çıktım. 3 tane soru var. Bu soruları doğru bir şekilde yanıtlarsa TÜİK bu sınavı vermiş olur benim için. 1. Yıllık ortalama 800 bin iş kaybına sahip olan Türkiye ekonomisi ne oldu da bir ayda 800 bin iş yaratabildi? Pandeminin ağır bir şekilde yaşandığı bir yılda Türkiye ekonomisindeki toplam iş kaybı sadece 154 bin. Bravo. Yani bunu nasıl açıklayacaklar? Çünkü biz bir sürü işsiz kalan insan olduğunu görüyoruz etrafta. 3. soru. Madem istihdam böyle bir hızla artıyor, neden işten çıkartma yasakları devam ediyor ve insanlar ücretsiz izinle 47 liraya mahkum ediliyor? 3 sorunun cevabını verebiliyorsa bana siyasetçi ve TÜİK birlikte benim için sorun çözülür. Çünkü birbirlerini dinleyerek politika yapmıyorlar. Türkiye'de 800 bin yeni istihdam var, işten çıkartma yasağını uzatıyoruz. Niye? İşten çıkartma yasağını uzatacaksak 800 bin kişi nasıl istihdam edildi? Bu geniş tanımlı işsizliği de ilk kez açıklamış galiba TÜİK. Fark etmiyor ki zaten aylardır Diskar Türkiye'de 9,5-10 milyon civarı işsiz olduğunu söylüyordu. Hepimiz 9,5-10 milyon civarı insanın işsiz olduğunu bu rakamlardan hesaplayabiliyorduk. Peki normal TÜİK bir yandan etmiş oldu. TÜİK düşük göstermeye çalışıyor işsizliği. Gene %12.2. Bir yandan da ama işte geniş tanımlı işsizliği niye açıkladı? Avrupa Birliği'ne yaranmaya mı çalışıyoruz? Yok hiçbir yere yaranma çalışması değil. Şimdi muhtemelen bu değişimi yani bu standartlardaki iyileştirmenin yapılması konusunda Avrupa Birliği bir şey içerisinde bulunuyor. Yani konuşuyorlar bunu bir süredir. Bu bir günde yapılmadı zaten. Uzunca zamandır hazırlığı yapılan bir sistem. Yani orada açıklanan rakamlardan biri de atıl istihdam. Yani işte geniş tanımlı işsizlik bizim anladığımız kadarıyla. TÜİK bunları açıkladığında bunları açıklıyor. Şimdi sırf o oraya uygun veri yayınlayabilmek için geçmiş dönemde yayınladığı birçok detaylı veriyi de şimdi yayınlamamaya başladı mesela. Yani ben bunların arkasında bir şey aramak yerine TÜİK'in yaptığı iş zor bir iş. Ama işi zor yapıyorum diye de bu işi insanlar zaten anlamıyorlar diye de aklımızda alay edilmesine gerek yok. Yani hepimiz rakamdan, matematikten anlayan insanlarız. İşimiz bu. Ekonomik reform paketinden falan bahsediliyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri düzelirse ekonomisi de düzelir mi? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri düzelmez. Yani ilk hani varsayımsal bir soru ya bu. Bu olursa bu olur mu? Evet. Bu olmaz.
Hükümet değişirse düzelebilir ama. O zaman yani başka bir, ya ama şu an o da mesela hükümet değişirse, o da bir varsayımsal ya, şu an bir seçim yok, şu an ortada bir şey yok hani bildiğimiz kadarıyla. Yani bu varsayımlar şu anda çok havada varsayımlar. Türkiye öyle ya da böyle Avrupa'yla samimi bir şekilde ilişki geliştirebilme potansiyeli her zaman yüksek olmuş bir ülke. Bir ilişkiyle aşkalaştıktan sonra artık bir daha o onarılması çok kolay değildir o ilişki. Yani biz şimdi öyle olduk. Bir o bizi dövdü, bir biz onu dövdük, bir o bizi dövdü, bir biz onu dövdük. Hani bu saatten sonra bu şey hikayesi gibi ya. Sen de bu kuyruk acısı, ben de evlat acısı olduğu sürece biz birbirimizle arkadaş olamayız diyor ya, biliyor musunuz o fıkrayı? Peki. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.